Bu videomuzda safra kesesi taşı için beslenme önerileri ve safra kesesi taşı oluşmaması için nasıl beslenmeliyiz gibi konuları ele alacağız. Safra kesesi taşı, safra salgısındaki kimyasallardan oluşan katı yapılardır. Bu taşlar farklı tiplerde ortaya çıkar. Kolesterol ve pigment taşları olarak ikiye ayrılır. Cildin ve göz aklarının sararması, yüksek ateş, terleme, titreme, mide bulantısı, kusma hissi, sağ üst karın boşluğunda şiddetli ağrı gibi belirtilerle ortaya çıkabilmektedir. Safra kesesi taşı belirtileri farklı hastalıkların belirtileriyle benzeşebilmektedir. Safra kesesi taşları birçok kişinin korktuğu bir sağlık sorunudur. Bu yüzden birçok kişi safra kesesi taşı belirtilerini yaşasa da yaşamasa da safra kesesi taşları için bir önlem alınıp alınamayacağını merak etmektedir. Bu doğrultuda bu taşları önleyici beslenme önerileri, taşın oluşmaması için nasıl beslenmeliyiz gibi önerileri bu videomuzda sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, safra karaciğerde ayrıştırılan maddelerin vücuttan atılmasını sağlar. Bununla birlikte en önemli görevleri arasında yer alan yağda eriyen vitaminlerin ve ayrı zamanda yağların emilimini sağlamak, ince bağırsakla alkali bir ortam oluşturmak, pankreastan salınan yağ sindiriminde görevli enzim olan lipazı aktive etmek gibi görevleri bulunmaktadır. Safra kesesi taşı oluşumunda beslenme tek başına etkili olması da önemli bir faktördür. Peki, safra kesesi taşı oluşum riskini azaltmak için nasıl beslenmeliyiz? İşte şimdi bu sorunun cevabına geçelim. Bu taşın önlenebilmesi için beslenme düzeni genel sağlıklı beslenme düzeyiyle yüksek oranda benzerlik gösterir. Yani bu durumda sağlıklı bir beslenme düzeninin oluşturulması safra kesesi taşı oluşumunu hafifletmektedir. İşte safra kesesi taşı oluşumunu azaltmak için şunlara dikkat edin. Alkol ve sigaradan uzak durun. Yağlı, paketlenmiş, rafine şekerli gıdalar tüketmeyin. Kabuklu, bakliyat grubu besinleri sınırlandırın. Mümkün olduğunca lifli beslenmeye önem verin. Bol su tüketin. Yumurta ve yumurta içeren besinleri kontrollü tüketin. Yüksek kolesterol, protein ve tuz içerikli beslenme düzeni uygulanmamalıdır. Pasta sosları, çikolata, mayonez, krema, kaymak, etlerin yağlı kısımları, tavuğun derisi, sakatatlar, sosis, salam, pastırma, sucuk, iç yağı, kuyruk yağı gibi besinler mümkün olduğunca sınırlandırılmalı. Doymuş yağ asidinin alımının safra kesesinde kasılmalara sebebiyet vereceği unutulmamalı. Yemekler sağlıklı bir şekilde pişirilmeli. Yemekler yağda kızartılmamalı. Izgara fırında pişirme ve haşlama yöntemleri tercih edilmeli. Et yemeklerine ekstra yağ konulmamalı. Salata ve yemekler için zeytinyağı tercih edilmeli. Yeterli vitamin ve mineral alımı için mevsimine uygun meyve ve sebze tüketilmeli. Öğün atlanmamalı. Düzenli, yeterli, sağlıklı bir şekilde yemek yenmeli. Ayrıca düzenli olarak egzersiz yapmaya özen gösterilmeli. Yemeklerde aşırı şekilde soğan, sarımsak, salça ve baharat kullanılmamalı. Araştırmalar, fosfor, potasyum, demir, magnezyum, C vitamini, folik asit ve sağlıklı yağlar açısından zengin besinlerin safra kesesi taşı oluşumunu önleyici olduğunu göstermektedir. Ve şimdi gelelim safra kesesi taşları için doğal tedavi yöntemlerine. Hem böyle bir rahatsızlığa yakalanmamak için hem de yakalandıysanız neler tüketmeniz gerekir? Maydanoz en iyi şifalı bitkilerden biridir. Bu yüzden diüretiklerin kum oluşumunu engellemek için çok faydası vardır. Çünkü maydanoz, kumu idrar yoluyla tort ve kompakt şeklinde çıkartılması olanağı sağlar. Isırgan otu. Safra taşı oluşumunu önleyen şifalı bir bitkidir. Isırgan otu da maydanoz gibi taş oluşumunu önler ya da taşlar küçükken vücuttan atılmasını sağlar. Kara hindiba. En iyi idrar uyarıcı şifalı bitkilerden biridir. Vücutta birikmiş toksinleri ortadan kaldırır. Kolesterolü azaltır, ürik asidi vücuttan uzaklaştırır. Şeker hastalığının semptomlarını giderir. Bir kaşık kurutulmuş biberiye yaprağı ve kökleri 1 litre su içerisinde kaynatın ve bunu günde 3 bardağa kadar tüketebilirsiniz. Ayı üzümü. Safra kesesi taşı tedavisinde çok etkilidir ve taş oluşumunu engeller. Etkili bir mikrop öldürücüdür. Safra taşının semptomlarından biri olan enfeksiyon oluşumunu engeller.
1 litre soğuk su içerisine 4 kaşık kurutulmuş yaprakları ekleyin, 4 saat boyunca bekletin. Bunu da günde 3 bardak içebilirsiniz. Mısır püskülü. Fincan başına 2 kaşık mısır püskülü 20 dakika kaynatın. Bu idrar yolları için yararlı bir uyarıcıdır. Günde 4 fincan bunu içebilirsiniz. Su teresi. Bu bitkinin kullanımı böbrek ve safra kesesi taşlarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ancak su teresi bir koruyucu olarak kullanılır. İyileştirici durumlarda kullanılmamalı. Çünkü böbrekler ya da mesane iltihaplı olabilir. Bu bitki iltihabı artırabilir. Celandine. Özellikle safra taşı veya safra yetersizliği gibi safra sorunları için uygundur. Nane. Nane yatıştırıcı özellikleriyle ağrının azaltılması için çok yararlı olacaktır. Tarhun otu. Önleyici tedavide etkili olabilir. Bir çeşni olarak kullanıldığı gibi infüzyon 5 gram kurutulmuş yapraklar 250 ml su haricinde kaynatılır ve tüketilir. Ve zerdeçal. Büyük safra kesesi taşlarını küçültmek için kullanılmaktadır. Bu baharat bazı yemeklerde kullanılmalı. Zerdeçal, bazı baharatlarda köri, kişniş, zencefil, kakule, kimyon, hardal karıştırılarak kullanılabilir. Peki safra taşı belirtileri nelerdir? Safra taşının birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtiler, karında ağrı, sırtlarda ağrı hissi, midede bulantı yaşanması, baş dönmesi gibi belirtiler bulunmaktadır. Bu belirtileri varlık gösteren insanlar mutlaka bir doktora başvurmasında yarar vardır. Evet, özetlemek gerekirse, bol miktarda sıvı almak, baharattan uzak durmak, yağı az kullanmak, yemeklerde daha çok bitkisel kaynaklı sıvı yağlar tüketmek de bu hastalıktan kurtarıcı ve önleyici küçük ayrıntılardır. Bunların yanında posalı gıdalar tercih etmemek önemli. Kahve ve kakaoyu, çok fazla gazlı içeceği, soğan ve sarımsağı, bekletilmiş etleri, yumurta ve yumurta türü gıdaları gereğinden fazla tüketmemek de bu hastalık için önleyici unsurlardır. Evet, videomuzu burada noktalıyoruz. Videomuzun yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.